Kahramanmaraş merkezi geçtiğimiz 6 Şubat'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan 50 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği depremlerin ardından bölgede akademisyenler tarafından yapılan çalışmalarda yetersiz beton kalitesi, yetersiz donatı ve binalarda kullanılan taşıyıcı sistemin asmören döşeme yapılmasının faciasının boyutunu arttırdığı ortaya çıktı. Depremden etkilenen 10 ilde günlerce çalışma yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmetcan Altun Işık, Gaziantep'in Nurdağ ilçesini örnek göstererek Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan Beşirli Mahallesi'ndeki riske dikkat çekti. Türkiye'de yıllardır tartışma konusu olan asmeron kullanımı Kahramanmaraş merkezi depremin ardından bir kez daha gündeme geldi. Asrın felaketi olarak adlandırılan yıkıcı depremlerin ardından depremden etkilenen 10 ilde akademisyenler tarafından yapılan çalışmada yetersiz beton kalitesi, yetersiz donatı ve binalarda kullanılan taşıyıcı sistemin asmören döşeme yapılması tespit edildi. Depremin ikinci günü 15 kişilik ekiple bölgeye giden ve binlerce binayı inceleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmetcan Altun Işık, Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde gördükleri manzaranın Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan Beşirli Mahallesi'ndeki evlerin durumunu birebir yansıttığını dile getirdi. Şimdi depremlerden sonra gördüğümüz yıkılma nedenlerinin başlıcalarını sayarsak en önemli nedenlerden bir tanesi yetersiz beton kalitesi, yetersiz donatı, binalarımızda kullanılan taşıyıcı sistemin asmolön döşeme yapılması, özellikle binalarımızın alt katlarında bulunan dükkan katları, yetersiz perde ve zemin koşulları. Şimdi burada asmolön döşeme ile alakalı özellikle Gaziantep ili Nurdağ ilçesinde gördüğümüz manzara bizim de bölgemizde özellikle Beşirli bölgesindeki evlerin durumunu bize birebir yansıtıyor. Binalarımızın alt katlarında yüksek katlı, etrafında camlarla çevrili dükkan katlarımız var ve bu dükkan katlarımızdan sonra binalarımız bir anda şişiyor. Yani yanlara doğru çıkmalar yaparak daha büyük bir mantar şeklinde büyüyerek devam ediyor. Bu şekilde olan binaların içerisinde kolonlarını birbirine bağlayan kirişler odaların içerisinden geçmesin diye normal bildiğimiz rigidliği yüksek derin kirişler değil de yassı kirişler dediğimiz asmolen kirişlerle beraber inşa edilmek zorunda kalınıyor. Bu aynı zamanda binaya oldukça fazla bir ağırlık getiriyor. Ne kadar ağır olursa bir bina depremde de o kadar fazla kuvvet alıyor ve herhangi bir yatay kuvvet altında da binanın rigidliğinin az olması nedeniyle binaların oldukça fazla yıkılmanı meydana geldiğini görüyoruz. Bu nedenle asmolön döşemelerimizle alakalı 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nde çok fazla kısıtlayıcı maddeler var. Fakat mühendislerimiz bunların elimine etmek için biraz daha bu asmolön döşemeleri kullanmak için ısrar ediyorlar. Bizim bir an önce asmolön döşemelerle alakalı bu maddelerimizi daha da zorunlu hale getirmeli ve artık statik proje aşamasında asmolön döşemelerden özellikle deprem bölgelerinin yoğun olduğu, faya yakın olduğu yerlerde, iğmelerin büyük olduğu yerlerde asmolön döşemelerden kaçınmanın depreme dayanıklı yapı tasarımında çok önemli bir parametre olduğunu düşünüyoruz. Bu saatten sonra özellikle belirli bir tarihten önce inşa edilmiş binalarımızı acil olarak incelememiz gerekiyor. Özellikle dolgu zemine oturmuş, tekrar diyorum alt katları dükkan katı olan, yüksek dükkan katı olan, etrafında duvarları yıkılmış cam mekanlarla birlikte orası bir galeriye dönüşmüş olan yerlerde acil incelemeye gidilmesi lazım. Çünkü binalarımızın özellikle bu katlardan dolayı yıkıldığını görüyoruz. Buralarda gerekli olması durumunda da belki güçlendirme sistemleri uygulanabilir. Bu farklı bir durum. Bu yine binanın hasara neden olabileceği bir durum. Korozyon ve yeraltı suyunun yüksek olması özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde mesela bizim için bodrum katı olan bütün binalarda korozyon çok önemli bir faktör. Ne demektir korozyon? Binamızın kolonları içerisinde bulunan demirlerin su almasıyla birlikte
yapısal özelliğini kaybetmesi. Artık öyle bir noktaya geliyor ki 20 yıllık, 30 yıllık binalarda betonun kabuğunu açtığınız zaman donatıyı elle birlikte koparabilecek noktaya geliyorsunuz. Özellikle bodrum katlarında bu bölgenin korozyon haritasının çıkarılması, bu bölgelerde özellikle bodrum katlarında korozyon temizliği yapılarak gerekli görülmesi durumunda donatı ekilmesi yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz.